Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda GTA 4 oyunundaki hileleri inceleyeceğim. Bütün hepsine teker teker bakacağım ve hangisi ne işe yarıyor görmüş olacağız. Bu hileleri internetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Öncelikle hileyi nasıl giriyorduk? Klavyenin üzerindeki yukarı aşağı sağa sola ok tuşları vardır. Yön tuşları. Bunlardan üst oka basarak telefonu açıyoruz. Ve sonrasında bir kez daha basıyoruz arkadaşlar. Yani iki defa üst ok. Ve sonrasında hile kodumuzu tuşlara basarak giriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra enter tuşuna basıyoruz ve Nico bir arama gerçekleştiriyor. Bakın sol altta zırh seviyem dolacak ve doldu. Sağlık seviyem tamdı zaten, o yüzden bir değişiklik olmadı. İlk girdiğim şifre hile, tam can ve zırh hilesiydi. Şimdi bir silah hilesi gireceğim arkadaşlar. Bakın sağ üstte sağda yumruk ve bıçak var. Fark ettiyseniz başka silahım yok şu an. Şimdi tam can, zırh ve cephane hilesi gireceğim. Onun kodunu giriyorum. Ve enter'a basıyorum. Sonrasında eğer sağlık seviyeniz ve zırhınız hani düşükse bunlar tam oluyor ve size bir silah paketi veriyor. İki tane silah paketi var arkadaşlar. Bunların ayrı ayrı kodları da var ya da bu şekilde tam can ve tam zırhla beraber olanı da var. Bakın dürbün, tüfek, roket atar. Bu tip silahlar var arkadaşlar. Böyle uzun bir tüfek var. Tabanca, beyzbol sopası. Evet, sağ üstte görünüyor. Nico'nun elinde de gördünüz sanırım. Şu roket atarı hemen bir deneyelim şurada. Evet, gördüğünüz gibi ortalık savaş alanına döndü ve polis alarmı geçti. Evet, şimdi benim polisten kurtulmam lazım. O yüzden bir hile gireceğim arkadaşlar. Aslında bunu gösterecektim. Ama şimdiden girmek zorunda kaldık. Yine sırası geldiği zaman bunu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın polisler de burada. Hileye girince hepsi arkasını döndü ve gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir silah paketi gireceğim. Hemen diğer silah paketinin kodunu giriyorum. Burada iki tane var ama bir tanesi zaten az önce girdiğimle aynı olacağı için diğerine gireceğim ben. Yani silah paketi 2'yi giriyorum şu an. Evet, şu an silahlarım değişmiş olması lazım. Roket atar yine var. Evet, bu silah yoktu. Bu pompalı tüfek de yoktu arkadaşlar. Bunlar değişmiş mesela. Bakın daha uzun bir tüfek vardı. Farklı silahlar geliyor. Evet, bu tabanca daha değişik. Bıçak var. Ve Molotov kokteyli var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyzbol sopası yok. Evet, şu Molotov kokteyli bir deneyelim bakalım. Şu arkadaşların üzerinde. Ne oldu ya? Polis mi var? Yo. Ha, şurada bir arkadaş var. O da bundan geri kalmak istemiyor sanırım. Evet, seni de mahrum etmeyelim o zaman. Bu alevden. Evet arkadaşlar, şimdi polis alarmı geçti, yine hile girmem lazım. Ama giremiyorum. Neden giremiyorum? Çünkü birisi size ateş ederken telefonunuzu çıkartamıyorsunuz. Telefonunuzu çıkartamayınca bu sefer hile koduna giremiyorsunuz. Yani otomatik olarak uzaklaşmanız lazım. Yoksa bir türlü giremezsiniz şifreyi. Polisler de yakanızı bırakmaz. Evet, şimdi polisler artık pasif oldu. Bu arada fark ettiniz mi? Molotov kokteyli'yi çıkarttıktan sonra ucunu ateşliyor. Yani cebinden yanmış olarak çıkmıyor. Bakın göstereyim tekrar. Tekrar yapalım. Bakın çıkartıyor. Ucunu ateşledi. Bir daha göstereyim. Çıkartıyor. Ucunu ateşliyor. Ve bekliyor. Yani cebinden direkt alevli bir şekilde çıkmıyor. Bunu da gerçeğe yakın yapmışlar arkadaşlar. Evet, şimdi yeni bir hile deneyeceğim arkadaşlar. Bu da polis aranma seviyesini sıfırla. Yani az önce yaptığımız. Biz bir kez daha burayı bir ateşe verelim. Polisle başımızı belaya sokalım. Ki polis hemen geldi bile. Fark ettiyseniz. Ama şimdi ateş ettikleri için uzaklaşmam lazım. Az önce de söylemiştim. Size mermi gelmemesi lazım arkadaşlar.
Evet, burada hile kodunu girebilirim. Polis aranma seviyesini sıfırla. Hilesini giriyorum şu an. Bakın koşa koşa yanıma geldi. Ama bir anda vazgeçti. Gördüğünüz gibi kendi halinde gidiyor. Ne oldu, koşturuyordun ya? Vaz mı geçtin? Evet arkadaşlar, bir sonraki şifremiz ise bunun tam tersi. Yani polis aranma seviyesini arttırıyor. Hiçbir şey yapmadan bu hile kodunu giriyorsunuz, Enter tuşuna basıyorsunuz ve anında polisler olduğunuz yere geliyorlar. Hani olur ya, işte polisle maceraya girmek istiyorsunuzdur. Belki o zaman lazım olur. Onun haricinde neden lazım olsun bilmiyorum. Çok da lazım olacak bir hile değil yani. Ve polisleri uzaklaştırmak için az önce girmek durumundayım yine. Yani aranma seviyesini sıfırla. Bakın polis arabası şurada aşağıda arabaların arkasında, buraya gelmeye çalışıyor ama gelemiyor arkadaşlar. Ben hile kodunu hazırladım, şimdi basmıyorum Enter'a. Birazcık yaklaşayım, bakayım ne yapacaklar. Evet, beni görünce arabadan aşağı indiler. Silahlarını doğrulttular bakın. Bekliyorlar ama ateş etmiyorlar. GTA 5'te olsa işte hemen ateş ediyorlar. Burada öyle bir şey yok. Yani bir yıldızda ateş etmiyorlar arkadaşlar. Evet, bir sonraki hilemize geçiş yapabiliriz. O da polis helikopteri. Şöyle boşluk bir alanda girelim. Gerçi fark etmiyor. Bazen önünüz boş bir alanda giriyorsunuz ama arkanızda falan çıkıyor. Evet. Evet, burada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın duvarın üstünde. Nasıl bineceğiz buna ya? Evet, yanına gidince yeri değişti arkadaşlar. F tuşuna basınca daha iyi oldu böyle. Binmesi kolay olacak. F tuşuna basıyoruz ve helikopteri artık kullanabiliyoruz. Bu durumda polisler peşinizden gelmiyor. Gördüğünüz gibi Liberty City manzarası bu şekilde. Evet, hazır binmişken şöyle GTA 4'e bir yukarıdan bakalım Liberty City'ye. Şimdi arkadaşlar farklı bir şifre gireceğim. Bu da bize bir araba verecek. Evet, şifremizi girdik. Enter'a bastık. Gördüğünüz gibi araba tam karşımızda. Bu arabayı bir görevde kullanmıştık biz ya. Hatırladım ben bu arabayı. Biraz business bir araba. Evet, tam gaz gidiyoruz. Hile ile getirdiğim arabaları da bu yolda çok ufak bir şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Yani arabayı hile ile çağırmakla kalmayalım. En azından az da olsa sürelim. Kullanmış olalım arkadaşlar. Sizler de görmüş olun. Evet, bir dönmeye çalıştım ama pek olmadı. Ya araba denk geldi ya da başka bir şey. Yolun tabi biraz boş olması iyi oluyor. Belki diğer arabalarda tuttururuz. Bunu bırakalım. Çok da zaman kaybetmeyelim. Hemen bir diğer hile kodumuzu girelim. Bakalım bize ne arabası verecek. Evet, burada yazıyor. Comet arabası demiş. Bu benim sevdiğim bir araba. GTA 5'e de seviyorum bu arabayı. Porsche'ye benzeyen bir araba. Bunu herkes biliyordur sanırım. İşte geldi. GTA 5'te arkasında spoiler var. Bunda yok. Ama araba aynı araba. Şöyle önden de göstereyim arkadaşlar. Evet, bunu da yine bu yolda bir deneyeceğim. Bakalım nasıl gidiyor. Gidişatını bir görelim. Evet, bu arabada oldu gördüğünüz gibi. Bayağı da kıvrak güzel bir araba.
Bir kez daha yapalım bakalım. Aynen. Tabi arabadan arabaya da değişiyor arkadaşlar. Gayet güzel gidiyor. Sesi falan çok iyi zaten bu arabanın. Hoppa, biraz savurdu burada. Son anda toparladık. Evet arkadaşlar, şimdi bu arabayı bırakıyorum. Şuraya sağa bırakalım. Bir sonraki hile kodumuza geçiş yapalım. O da neymiş? FIB Buffalo demiş. Yani bize bir polis arabası verecek ama normal polis arabası değil. Yani FIB departmanından bir araba. Hile kodunu giriyorum. Enter'a basıyorum. Evet, geldi. Siyah. Tam da bize bakıyor. Arabaya biniyoruz arkadaşlar. Bunun tepelenmesi falan yok. Bunun lambaları içinde gizli arkadaşlar. FIB arabası olduğu için. Bir de polis arabası olduğu için bunda polis bilgisayarına ulaşabiliyorsunuz. E tuşuna bastığınızda onu da hemen göstereyim sizlere. Şuraya çekelim kenara. E tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi polis bilgisayarına ulaştım. ESC ile geri çıkıyoruz. Şimdi bir de ışıkları göstereyim, sireni. Ön panjurun içerisinde arkadaşlar. G tuşuna bastığınızda, yani kornaya bastığınızda aktif oluyor. Basılı tutarsanız böyle oluyor. Arkada da böyle iki tane lamba var. Bir de bu arabayı bir deneyelim. Evet, siren çaldığınızda size yol veriyorlar. Ya da duruyorlar. Bir şekilde yollar sizin oluyor arkadaşlar. Hiçbir araba hareket etmiyor. Evet, bunda tam başarılı olmadı. Bakın gidiyordu, durdu arkadaşlar sireni açınca. Hoppa. Evet, bununla çarpıştık. Bir sonraki aracımıza geçelim ama bu Jetmax botu diyor. Demek ki deniz aracı bu arkadaşlar. Hemen şöyle denize doğru gidelim. Bunun denemesini de suda yapalım. Karada çünkü bir işimize yaramayacak. Yani karada çağırsam da gelir ama dediğim gibi kullanamazsınız. Gelmez diye bir şey yok. Suda olmanız gerekmiyor. Evet, gördüğünüz gibi uzun bir tekne. Hemen binelim. Gidelim bakalım. Biraz da bunu kullanayım. Gidişatına bir bakalım arkadaşlar. Evet, biraz sudan çıktık. Su çünkü gidip geliyor dalga yaptıkça. Evet arkadaşlar, bot da tekne de bu şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. Hileyle bunu da getirmek mümkün. Hemen şu sol taraftan kıyıya çıkalım ve çok fazla uzatmadan devam edelim. Listeye bir bakalım ne varmış. Evet, bir tane motosiklet var arkadaşlar. NRG 900 demiş. Şimdi onu deneyeceğim. Şuraları bir geçeyim. Yürüyerek, koşarak. Evet, normal yola çıktık. Burada motosikleti çağırabiliriz. Telefondan hemen hile kodunu girelim. Evet, motor geldi. F tuşuna basıp bindiğinizde beklerseniz kask takıyor.
Bununla ilgili video çekmiştim arkadaşlar. GTA 4 kontrol tuşları hangi tuş ne işe yarar? Böyle bir video çekmiştim. GTA 5'in nasıl oynayacağınızla alakalı, hangi tuşun ne işe yaradığıyla alakalı bütün bilgiler mevcut. Bilmeyenleriniz varsa o videomu izleyebilir. Evet, motor da gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Süper sport tarzı bir motor. Şöyle bir kaydıralım bakalım nasıl kayıyor. Evet, burada bayağı kayıyor mesela. GTA 5'te bu kadar bir kayma yok. Bu oyunda arabalar, araçlar, motor işte neyse bayağı bir kayıyor arkadaşlar. Böyle de ön kaldırıyor. Evet, bu şekilde de ön fren yapalım dedik ama. Şimdi arkadaşlar yeni bir hile kodu gireceğim. Bu da bize farklı bir motosiklet verecek. Bu cross motorları vardır ya, onlardan. Evet, motor geldi. Nerede? Burada. Hemen biniyoruz. Ve bir de bunu deneyelim. Diğeri farklı bir tarz motordu. Bu da farklı bir tarz motor. Biraz daha böyle toprak yollarda, engebeli yerlerde, dağlık bayırlık yerlerde giden bir motor. Lastikleri falan bayağı dişli fark ettiyseniz. Tabi bu daha yavaş bir motor. Diğeri daha hızlı bir motordu arkadaşlar. Bu biraz daha arazi şartlarına uygun bir motor. Evet, diğer tarafa doğru gidelim. Ve sonra diğer aracımıza geçelim. Bundan sonra hep araçlarla gidiyor arkadaşlar. Yani daha farklı bir hile yok. Bir tane var sanırım. Bir sonraki ise Super GT arabası demiş. Burada öyle yazıyor. Hemen onun hile kodunu giriyorum. Evet, araba karşımıza geldi. Rengi daha iyi olabilirmiş ama yapacak bir şey yok. Her çağırdığınızda rengi değişiyor. Evet, bu da böyle bir araba arkadaşlar. Super GT arabası demiş. Yani hile kodundaki adı bu. GT yani Gran Turismo demek arkadaşlar. İki kapılı, yüksek motorlu bir araba oluyor. Evet, bununla aynı şeyleri yaptığımızda oluyor ama tabii ki Comet de çok daha güzeldi. O daha kıvrak ve çevik bir araba. Gerçi yeteri hıza da ulaşmadık bunda ama yine de oluyor yani. Evet, diğer tarafa doğru giderken yapmayı deneyeceğim. Yolda boş gibi duruyor, sonradan doluyor bir anda. Beni görüyorlar sanki. Evet, olmadı arkadaşlar. Neyse, fazla da zorlamanın bir anlamı yok. Amacımız buradaki hile kodlarını göstermek. Şimdi ise arkadaşlar Turismo arabası demiş. Onun hile kodunu gireceğim. Arıyoruz ve bekliyoruz. Evet. En azından siyah geldi. Siyah güzel bir renk. Arabaya da yakışmış. Bu arabadan yüksek binaların olduğu tarafta, yani bu oyunda yüksek binaların olduğu tarafta bir galeri var arkadaşlar. Bu arabadan satıyorlar. Yani öyle bir galeri var. Alındığını hiç görmedim ama camı kırıp veya kapıdan girip arabayı alıp çıkabiliyorsunuz. Tabi polis de peşinize takılıyor yani. Şimdi bunu deneyelim bakalım. Nasıl gidiyor? Evet, bununla aynı şeyi yaptık. Evet, başarılı.
Evet arkadaşlar, bunu yapması gerçekten çok keyifli. Ama bu kadar yeter. Bir sonraki hilemiz ise son hilemiz arkadaşlar. Bu da hava durumu ve ışığı değiştiriyor. Yani ikisi aynı anda. Şöyle bir durum var. Hile kodunu her girdiğinizde farklı bir hava durumu geliyor. Yani güzel hava için ayrı bir kod, yağmurlu hava için ayrı bir kod yok. Bu hile kodunu giriyorsunuz. Bakın değişti şu an. Şimdi bir kez daha girdiğimde daha farklı bir hava, daha farklı bir ışık olacak. Işık ve hava koşullarını aynı anda değiştiriyor arkadaşlar. Şifreyi, yani aynı şifreyi defalarca gireceğim. Hepsini de göreceksiniz. Bakın şimdi yağmurlu bir hava oldu. Hemen şemsiyeler çıktı fark ettiyseniz. GTA 5'te hiç böyle bir durum yok. Kimse de şemsiye göremezsiniz. Hava kapalı ve yağmurlu şu an. Aynı şifreyi bir kez daha giriyorum. Evet, şu an yağmur gitti. Ama yine de kapalı ve karanlık bir hava var. Tekrar girelim. Aynı şifreyi. Evet, bu da sisli bir hava olsa gerek. Bakalım. Her yerde sis var fark ettiyseniz. Tekrar giriyoruz şifreyi. Yine yağmurlu ama daha yağmurlu arkadaşlar. Yağmurlu ve rüzgarlı, fırtınalı bir hava sanıyorum ki. Bakın Niko da hemen kafasını sildi. Evet, bayağı yağıyor. Az öncekinden daha çok yağıyor. Sağanak yağış diyebiliriz. Gök gürültülü sağanak yağışlı. Tekrar giriyorum bakalım. Evet, bu da günlük gülistanlık bir hava arkadaşlar. Bu hile kodunu her girdiğinizde farklı bir hava koşulu elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, hile kodlarının sonuna geldik. Bütün hileler bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuşumdur. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.